Hoş geldiniz. Evet, yine birlikteyiz. Yine okulları konuşacağız. Okulların müdürlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz da evet bir Anadolu Lisesi. Hüseyin Avni Sözen, Anadolu Lisesi. Liseyi anlatacağız. Acaba hangi üstelikleri, hangi programlar var? Kaç öğrenci olacak? Bunları konuşacağız. Bunları da Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Değirmenci bizlerle birlikte olacak. Benim de sizin de sorularınızı Haluk Hoca yanıtlayacak. Evet, bakalım gördük hemen. Ben de sorayım. Bakalım okulda ne var? Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi hangi özelliklerimden öğrenci alır diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. İyiyim. Teşekkür ederim ben de. Evet, LGS süreci, okullar, okul müdürleri, veliler, öğrenciler bir araya geliyorsunuz. Başlayalım mı hemen hocam? Tabii, lütfen. Evet. Öncelikle kaç öğrenci diye soracağım. İngilizce hazırlık sınıfınız var. Kaç öğrenci alıyorsunuz? Bir değişiklik var mı ayrıca geçen seneye göre? Evet, bu sene öncelikle teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Programlarınızı başarılı bir şekilde takip ediyoruz biz de. Emeğinize sağlık. Berna Hanım, biz de öğrenci olarak bu sene 120 yine öğrenci alıyoruz. Yalnız Almanca bölümü de açtık. Hı hı. 90 öğrencimiz 3 sınıf şube olarak İngilizce, bir sınıfımızda Almanca olarak eğitim öğretimi başlayacağız. Bu sene Almanca hazırlık sınıfına da öğrenci olacak. Nedir bu Almanca ilgisi? Velilerden mi çok talep geldi? Tabii şöyle, bir aslında bizim planlı bir şekilde bu yapıldı. Şöyle, biz aslında abitur okul olmak istiyoruz. Dolayısıyla önce Türk-Alman Üniversitesi ile bir toplantı ve istişare yaptık. Daha sonra protokol yaptık. Akabinde onlar bizi abitur için Alman hükümetine yönlendirdi. Onlarla irtibata girdik. Onlar da önce DAS okulu olacaksınız. Daha sonra abitur okulu. Süreci başlattık. Aslında Almanca'yı açmamızın temel nedeni abitur programını okulumuza getirmek. Geçen sene de zaten haberini de yapmıştım ben. Almanca hazırlık sınıfları İngilizce'den çok daha yüksek puan ve yüksek bilimle öğrenci aldı. Giderek talep artıyor. Acaba nereden kaynaklanıyor diye haberini yapmıştık. O da tabii ki Almanya'daki üniversitelerin ücretsiz, yani çok küçük harçlarla olması. Evet. İşte, evet, Almanca eğitimi böyle artıyor. Geçer bir mi? De bizim öğrencilerin %33, %35 zaten mühendisliği istiyor, seçiyorlar. Dolayısıyla Almanya'da bu konuda mühendislik bölümleri çok iyi olduğu için bu anlamda alttan gelen talebi de biz aldık. Biz de dedik ki bu başarılı öğrenciler bundan niye faydalanmasınlar? Sadece Almanya'da değil, aynı zamanda İsviçre'de ve Avusturya'da da bu üniversiteler ücretsiz ufak bir haşla. Hüseyin Hanım'ın öğrenciler de bunları hayli hayli yapar. Böylece bir yola çıktık. Peki, şimdi İngilizce'ye geçen sene giren yüzdelik en son giren öğrencinin, daha doğrusu da en düşük puanla giren öğrencinin, son deyince başka oluyor, en düşük puanla giren öğrencinin yüzdelik dilimini soracağım size. Bir de Almanca'da ne bekliyorsunuz bu sene? Evet, şöyle söyleyeyim ben. Geçen sene en son olarak 0.41 ile öğrenci aldık. Ama burada şunu belirteyim, veliler de bizi dinliyorlardır. Bu öğrencileri 5-6 tane ayrı sınava sokun. Hüseyin Han'daki Kabataş'a, Kabataş'taki bize, Galatasaray'da da giderler. Dolayısıyla ben hep bu 480-500 arasındaki dilim öğrencilerinin bir şey olarak, performans olarak, kapasite olarak birbirlerine çok denk olduğunu düşünüyorum. Onun için bu anlamda velilerimiz şey olmasınlar, tedirgin olmasınlar. Sınavın ölçme değeri çocukların IQ'sunu ölçmüyor, rahat olsunlar. Bence bize gelen öğrenci de bir Kabataş'a veya İstanbul Erkek'e gitmiş olan öğrenciden daha fazla başarı gösterebiliyor. Bunu söyleyebilirim. Bence sorun, ne bekliyorsunuz? Sorunuza gelince de şöyle diyeyim, yılların tecrübesi, ben yaklaşık olarak 20 küsur yıldır bu ayarlı öğrencilerle çalışıyorum. Yeni bir şube, yeni bir bölüm, yeni bir dil açıldığı zaman genellikle velilerin şey oluyor, hadi İngilizcesi olmadı Almancası olsun. Bazen de tersi de olabiliyor, ben Almanca istiyordum, ha yakın, tamam oldu, ya öne de geçebilir.
Evet, geçen sene Almanca hazırlık sınıfı, İngilizce hazırlık sınıfı olup Almanca hazırlık sınıfı açanlarda Almanca puanlarının İngilizce'den daha yüksek olduğunu görmüştük. Yine de tabii ki Hatta onlarca İngilizce girip de Almanca'yı sıra açan okullarda Almanca bölümleri İngilizce'nin önüne geçti. evet. Peki nakillerde değişiklik oldu mu Haluk Bey? Nakil Yok, döneminde? birkaç zaten biliyorsun nakillerdeki temel kural kontenjan açıklığı ve son taban puan çok fazla olmadı. 2-3 tane öğrenci de oynama oldu. Evet. Evet, nakillerde puana bakıyoruz. Önemli olan puandı. Bir de bu sene burs başlattınız. Hem Almanca sınıfı açtınız, hem aynı zamanda ilk binde olan öğrencilere. Tabii ben sizlere soruları hazırlarken aynı zamanda sitelerinize de web sayfalarınıza gelip tek tek neler oluyor diye de bakıyorum aynı şekilde. İlk binde olan öğrencilere burs diyor. Ne bursudur bu? Açıklar mısınız? Bizim orada biz zaten bize gelen öğrencilerde ihtiyacı olan öğrencilerin yaklaşık 30 yakın öğrenciye burs veriyoruz. Bunun reklamını yapmıyorduk. Ha, bundan sonra da şu diyoruz. İlk bine giren öğrencilerimizde bizde AVI biliyorsun IB programı da var. Evet. Aynı programa giden öğrencilere %25 IB indirimi yapacağız. Bizi kazanıp gelen ilk binde olan öğrencilere de ihtiyaç bursu vereceğiz. Ücretsiz olacak yani abi bu öğrencilere Yok, ilk binde. ücret olacak %25 indirim olacak. Ne kadar abi ücreti? Yani şu andaki şey okullara göre değişiyor ama 2 yıllık toplam ücreti 3.500 avro. Hazırlık sınıfına geleceğim. Zorunlu mu öğrenciler? Yani gerçi hani yeterliye geçip devam edebilirler ama Tabii. 9'a. Siz eğitimci olarak ne diyorsunuz? Hazırlıkta okuyun çocuklar mı diyorsunuz? Bizdeki hazırlık sınıfı ben 20 küsür yıldır o hazırlık öğrencilerle de ilgileniyorum. Ya bizim okulun şöyle de bir özelliği var. İdari kadro bizler bu okulun içerisinden gelip alt tabandan gelip onu velilerin bilsin diye söylüyorum. Yani okuldaki müdür yardımcıdan müdür başkanı müdürlüğe doğru gelip yıllardan beri bu kurumu geliştirmek için uğraşıyoruz. Yani buraya sonradan gelip atanmış değiliz. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz var. Bizim farkındalığımız var. Onu Ya belirtmek istedim. yönetmelikte değişiklik olmasa da hepiniz gidiyordunuz. Valla orada işte siz Rotasyona girip benimle gidiyordunuz. desteğiyle şeyler hep lehimize dönüyor. Evet. Ama ben Bir... şundan yanayım. Kurumlarda liyakat ve performansa dayalı Aynen. değerlendirmelerin yapılması lazım. Yani 4 artı 4 bu şekilde bir şey olmaz. Peki dil saatleri konusunda. Ha, hazırlığı okusunlar mı diye sormuştum. Bir de dil Hazırlık saatleri nedir? bir sistem şudur. Öğrenciler hazırlık atlama sınava girme özgürlüğüne sahiptir. Ona girerler. Geçtikten sonra isterlerse okumak isterler, isterlerse 9. sınıftan devam ederler. Bizdeki şöyle bir güzellik var. Onu sizinle paylaşmak isterim. Her öğrenci özel kuruluşlarla ve öğretmenlerimizden oluşan bir ekiple 4 yeterliği ölçüyoruz öğrencilerin. Konuşma, yazma, Evet. gramer ve kelime yeterliklerini. Buna göre, seviyeye göre sınıflar oluşturuyoruz. Mesela öğrencimiz geçiyor ama diyor ki sınıf üst seviye. Diyelim ki B1 veya B2'den açıldı. Ben diyor ki buradan devam edeceğim. Yani biz öğrencilere zaman kaybı harcatmıyoruz. Öğrencinin seviyesine göre sınıflar oluşturuyoruz. Ha, seviyeye Abi göre sınıflar sizde. tabii. Hem hazırlık atlama hakkını veriyoruz hem de öğrencinin seviyesine göre sınıflar. Yani B1 ise B1'den başlayarak devam ediyoruz. B2 ise B2'den başlayarak devam ediyoruz. Kitap, öğretmen, program ona göre hazırlanıyor. Peki şimdi ikinci dil İngilizceyken Almanca mıydı? Hatırlayamadım şu anda. Almanca. Almancaydı. Peki şöyle mi olacak? Almanca hazırlık sınıfları için ikinci dil, İngilizce İngilizceler için Almanca mı olacak? Şöyle, aynen öyle. Ama bizde birinci ve ikinci dil kavramı yok. Bizde çift dil öğretme şeyi var, metodu var. Diyelim ki bizim İngilizce bölümümüz vardı. Öğrenciler diğer taraftan da Almanca dersi alıyorlar. Normal Almanca ikinci şey olduğu için Almanca haftada 6 saat, İngilizce 20 saat. Ama biz bazı tali derslerin yerine de Almanca dersi koyarak haftada 12 saat Almanca veriyoruz, 20 saat İngilizce. Yani ikisini de öğretmeye çalışıyoruz. Şimdi Almanca bölümünde de buna benzer şekilde yöntem izleyeceğiz. İngilizceyi 10-12 saate kadar çıkaracağız. İki dili de öğreteceğiz. Anladım. Aynı zamanda IB programı, IB diploma Evet. programı uygulayan bir lisesiniz. Bu sene mezun verdiniz. Verdik Bu sene. evet. Bu sene değil mi? Bir tane Doğru, IB. doğru hatırlamışım. Kaç mezun verdiniz? Bu sene IB'den 26 tane mezun verdik. 26 öğrenciden
Aybı ortalaması yani Türkiye genelindeki Aybı ortalamasını düşündüğün zaman onlar 32 küsürlerde. Hüseyin Avni olarak 37'ye yakın, 36.6 dediğimiz 37'ye yakın bir Aybı şey yaptık. Hem de dünya ortalaması hem Türkiye ortalaması üzerinde mezunlar verdik. Şu anda güzel bir haber vereyim. University of London'dan tut, Belçika'dan, Hollanda'dan, İtalya'dan, Amerika'dan öğrenciler kabul aldı, gidiyorlar. Burslular mı? Evet, burslular. Peki bu 26 öğrencinin tümü mü gidiyor? Şu anda İtalya ve Amerika'nın tıp ve mühendislik kısmına müracaat edenler Peki. müracaatlarını Temmuz'da bitirecekler. Ekim'in 15'inde sınavları var. Anladım. Peki programa ilgi nasıl IB'ye? Mesela IB sınavı, seçme sınavı yaptınız mı? Yaptık şu an yaklaşık olarak ya bu sene mesela 40 kişi aldık. Her sene ortalama olarak 50-60 kişiye yakın müracaat oluyor. Yani bizi kazanan öğrencilerin %50'si. %50'si IB'de almak istiyor. Ama yaklaşık 40. O zaman iki sınıf IB sınıfı yapıyorsunuz İki yaklaşık. sınıf yapıyoruz. Mühendislik ve tıp. Bana mı söylüyorsunuz? Mühendislik ve tıp diye. İki. Mühendislik ve tıp. İki sınıf. Peki eşit ağırlık sınıfı açılıyor mu? Okulumuzda eşit ağırlık açılıyor. Yani sayısal ama aynı zamanda eşit ağırlık sınıfı da var okulda. Var, var, var. Yine yurt dışını soracağım. Her katılımcıya benzer aynı soruyu soruyorum ben. Yurt dışına işte dediğiniz IB olması acaba önümüzdeki yıllarda yurt dışına gidiş sayısını arttıracak mı sizce? Ya da Ya ne kadar şunu söyleyeyim. öğrencilerinizin dışarı gidiyor? Yani bizim öğrenciler nazarında şunu söyleyeyim. Sağlık sektörünü yani diş hekimliği falan kazanan öğrenciler genellikle yurt dışını tercih etmiyorlar. Mühendislikte de eğer iyi üniversiteler kazanmış yani diyelim ki devlette Boğaziçi ve ODTÜ, özelde Sabancı Koç şeklinde giren öğrenciler daha çok Türkiye'yi tercih ediyor. Onun dışında altına düşen olan öğrenciler oluyorsa genellikle mühendislik konusunda, işletme iktisat konusunda yurt dışını tercih ediyorlar. Peki başka bir okulun öğrencisi, bu 40 öğrenci sadece sizin öğrenciniz mi yoksa başka okuldan da alıyor? Dışarıya da kontenjan veriyoruz. Ne kadar? Peki Yani mesela bu sene şöyle diyeyim. kaç öğrenci gelecek başka okuldan size? Bu sene başka okuldan müracaatlarda 10'a yakın öğrenci girdi ya 9 ya da 10 tane öğrenci girdi. 2 tanesi başarılı oldu. Anladım. Bir de uluslararası projeler yürütülüyordu sizde. Evet. İngiltere Evet. vardı yanılmıyorsam, Amerika Birleşik Devletleri Daha da vardı, Kanada vardı. Protokoller yapılmıştı. Nasıl avantaj sağlıyor? Kısaca bize anlatabilir misiniz onları da? Böyle orayla yapmış olduğumuz projelerle hem yurt dışındaki eğitim hakkında çocuklar bilgi sahibi oluyor, hem yurt dışındaki müfredat hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Hem de yurt dışındaki imkanları kendi lehime nasıl çevirebilirim noktasında. Bir de bunların dışında bizim Hasal mezun olup da işte Harvard'da, Cambridge'de, Oxford'da, değişik yerde akademisyen olan öğretim Mezunlarımız görevlerimiz var. var. Evet. Onlarla diyalog kurarak oradaki üniversite hayatı, üniversitedeki ders programı, üniversitenin burs imkanları konusunda da çocuklarda bilinç oluşturuluyor. Yani onların yanına gönderebiliyorsunuz çocukları. Kesinlikle zaten şeyi de kullanıyoruz. Online görüşmeleri de kullanıyoruz. Yani belki Zoom'un en güzel faydalarından birisi de bu oldu bize. Biz rahat bir şekilde bu mezunlarımıza ulaşabiliyoruz. Peki değişim programı var mı? Evet, öğrenci değişim programı da var. Daha çok her sene birkaç öğrencimiz zaten AFS programıyla değişim programına gidiyor. Bazı öğrencilerimiz de özellikle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Kanada'daki liseyle, Almanya'daki bir lisemizde, Hollanda ile çok oluyordu. Son dönemlerde onlar gelmemeye başladı. Değişim şeylerini yapıyoruz. Biraz Değişim güvenlik var. öne sürerek gelmeme gibi durumlar oldu. Peki onlar gelmezse siz de gidemiyor musunuz bu durumda? Yani Gidemiyorsunuz. karşılıklı olduğu Evet. için öyle oluyor. Evet. Maalesef. Peki kaç öğretmeniniz var? Var mı Şu biraz anda bizde şey eksiğiniz? 42 tane öğretmenimiz var. O değişim olsaydı 32 kişi gidiyordu. Evet. 10 öğretmen kalıyordu. Evet. Branş eksiği var mı? Şu anda
Branş eksiğimiz yok. Almanca'nın açılmasıyla birlikte Almanca'yı güçlendireceğiz. Yani güçlendirmeyle de şunu kastediyorum. Bizim öğretmenlerin sosyal, sanatsal, kültürel faaliyetleri, etkin dergi çıkarma faaliyetleri de olduğu için biraz ders yoğunluğunu azaltmak için bir öğretmen daha transfer edeceğiz. Toplu Toplu. okul için şöyle bir avantajımız var. Üniversiteden de dışarıdan da öğretmen alabiliyoruz. IB okulların öyle bir avantajı Evet. oluyor. Şu anda kaç öğrenci var okulda? Şu anda biz öğrenci sayısı olarak 660 öğrencimiz vardı. Yalnız 4 artı 4'ten dolayı şubeler arttırılmıştı ya, 6 Evet. şubeydi normal. Onun azalmasıyla birlikte 60 tane öğrencimiz daha azaldı. 610-15 şekilde öğrencimiz olacak. Yani bir butik bir okul durumuna geldik. Peki sorular da var. E, Yok. yatılı yatılı olarak şehir dışından gelinebilir mi deniliyor. Evlilerimize Pansiyonunuz yok, yatılı bir okul değilsiniz ama nedir durum? Başka yerden Sınıf gelen söyleyeyim. var mı? Var. Şu anda yaklaşık olarak Hasar genelindeki 20 yakın kız öğrencimiz, 17 de erkek öğrencimiz il dışından geliyor. Bizim sağ olsun ilçemizdeki kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüzün yaklaşımı şu. İlçede var olan bütün yurtlar devletin yurdudur. Okulların yurdu değildir. Ondan sonra her okulların lokasyonuna göre öğrencilerimizi yurda yerleştiririz. Bize de en yakın olan yerde diyelim ki Valdeba kız öğrenci yurdu var. Yukarıda da aynı zamanda Sabancı erkek öğrenci yurdu var. Yürüyerek 7-8 dakika ve yani bizim yurt gibi düşünsünler. Yani hiçbir öğrenci, ben 20 yıla yakın buradayım, hiçbir öğrenci gelip de dışarıda kalmaz. Kendi evladımız gibi sahipleriniz. Bunun şeyi de, garantisi de benim. Yani şehir dışından geldiklerinde, tercih Evet. ettiklerinde bu öğrenciler açıkta kalmayacak. Biz onlara Kesinlikle. pansiyon bulacağız diyor. Kesinlikle. Pansiyon ama yurt değil. Yani özel yurttan bahsetmiyoruz. Yok yok. Devlet yurdunda kalıyorlar. Peki dediniz ki bizim öğrencilerimiz tıp mühendislik ağırlıklı. Evet. Yani Türkiye'deki üniversitelere yerleşmelere baktığımızda o zaman tıp, sağlık bilimleri ile mühendislik alanlarında daha fazla tercih Evet. yaptıklarını ve yerleştiklerini görüyoruz. YKS için hazırlık kursunuz var mı peki? Ha, çok güzel bir şeye değindiniz. Biz şu anda öğrencilerimiz Temmuz döneminde de kamptalar. Biz yaz döneminde Haziran, Temmuz ve Ağustos'un Eylül'ün ilk haftasında TYT'yi bitiriyoruz. Yaz kampı mı yapıyorsunuz? Açıksınız yani. Yaklaşık olarak 8 haftalık bir sıkıştırmış programımız var. Günde 7 saat, haftada 35 saat, her cumada deneme yapıyoruz. Dışarıdan taleplere bile yetişemiyoruz. Yani yanlış anlaşılmasın, Türkiye'de bu işi en iyi şekilde yapan okul. Yani bunu samimi olarak söylüyorum. Bu kadar iddialı yapıyorsunuz. Kesinlikle. Kendi öğretmenlerinizle mi? Öğretmenlerimiz, kendi öğretmenimiz eksik olan veya da diyelim ki hastalanma veya bazı özel durum olduğu zaman da yedeğimizde dışarıdan almış olduğumuz öğretmenlerimiz de var. Servis var mı diye çok soruldu. Servis, velinin istemiş olduğu her kuruma hemen hemen servis var. Burada o konuda rahat olsunlar. Karşıya mesela çok sorarlar. Karşıdan geliyoruz falan. Biz karşıya bile 6-7 tane öğrenci vardı. Bir küçük araç hallederek onları bile getirdik yani. Tabii başka konuda binanın dayanıklılığı oluyor. Evet. Nedir bina Onu depreme karşı da söyleyeyim. güçlen? İstanbul Teknik Üniversitesi ile zaten velimiz de oranın aynı zamanda velimiz. Hem zemin etüdünü hem binanın şeyini yaptırdık. Zaten çok yüksek bir binamız yok bizim. 3 katlı bir binamız var. Dolayısıyla çok sağlam bir güçlendirme. O zaman ben de görevli sorumluydum. Şunu söyledi mühendis, velilerimiz duysun diye söylüyorum. Okul yeniden yapılsaydı bu kadar güçlü olmazdı. Güçlendirme başarılı şekilde Çok gerçekleşti. çok Yani çok iyi okul şekilde binası ama ben güvenli. kesinlikle. Ama ben çok 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 uğraştım yani müteahhitleri bayağı rahatsız ettim yani. Hiç yanlarından ayrılmadım. Okul saatlerini soruyorlar. Okul? Okul saatlerini soruyorlar. Hayır, okul saatlerini değerli velilerimizin saat 8'de başlıyoruz biz. 3 çeyrekte bitiyor. Bazen erken bulanlar olur çünkü İstanbul trafiği yoğunlaştığı zaman bizim buralar kilitlenir. Dolayısıyla saat 8'de dersleri başlatıyoruz. İstanbul trafiği artmadan da saat 3 çeyrekte de bitiriyoruz, gönderiyoruz.
Peki şunu soracağım. Abitur için başvurdunuz. Belli bir değerlendirme süreci olacak onun tabii Evet. ki. Acaba bu sene hazırlık sınıfına giren öğrenciler öğrencilere yetişir mi? Ya da şu anda dokuzda olan Dürüst olmak lazım. Ben Almanlarla değişik projelerde birlikte çalıştım. Çok yavaş ve çok ehli keyif çalışıyorlar. Yani yetişmeyebilir. Onun için söz vermek yanlış olur. Evet, ama yetiştirmek için uğraşırız Kesin. diyorsunuz. Ya ben 2 hafta sonra randevu aldım. Görüşeceğim mesela İstanbul'daki Alman Büyükelçiliği ve eğitim ateşesiyle görüşeceğim. Ama dediğim gibi yani bir randevu veriyorlar 4-6 hafta içerisinde. Yani bir randevu alıyorsun. Daha sonra bir görüşme daha yapacağım. Bir 4-6 hafta daha geriliyor. Böyle bir çalışma şeyleri var. Diyorsunuz. Peki Haluk Bey, ben çok teşekkür ediyorum Ben katıldığınız teşekkür için. ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Demek istediğim şey öncesi konuşmuştuk. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum size. Emeğinize sağlık. Çok güzel bir program başlattık. Devam ettiriyoruz. Şunu söyleyeceğim özet olarak. Bakın velilerime diyorum şu döngüyü lütfen değiştirin. Geliyorlar, anlatıyoruz, görüyorlar. Ondan sonra yine gidiyorlar. Abi bir sıralama var ona göre. Lütfen, lütfen gelsinler. İlk tam puan alanlar okulu tercih etsinler. Memnun kalmadıkları zaman hesap sorsunlar. Ben orada buradayım. Ama lütfen ne olur ne olur diyorum. Şu döngüyü bir değiştirsinler. Ya bir tam puan yapanlar Hüseyin Avni'yi tercih etsinler. Korkmasınlar. Tam puanları davet ediyorsunuz yani. Yani hepsi imkanımız olsa hepsine hizmet ederiz. Ama lütfen tercih etsinler. Şu döngüyü bir Emekli olacağınıza dair bir takım duyumlar Yok varmış. ben daha 21 yaşındayım. Mesleğe yeni başladım. Onu soruyorlar. Müdürün görev süresi bitti gider mi diye soruyorlar. Bir yıl Yok yok uzatıldı. yok. Bütün müdürler Buradayız gitti. biz. Hasala atanmış değil, adanmış ruhla çalışıyoruz. Bütün ekip olarak. Siz bunu gördünüz. Peki. Peki çok teşekkür ediyorum Haluk Bey, Ben teşekkür katıldığınız ve ediyorum. sorularımıza yanıtladığınız için. Eyvallah. Evet, konuğumuz Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Değirmenci'ydi. Sorularımızı yanıtladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi gidiyorum ama saat 21'de tekrar geliyorum. LGS tercihleriyle ilgili özel yayın yapacağız. Biliyorsunuz devlette tercihler devam ediyor. 19 Temmuz saat 20, 17. 19 Temmuz saat 17'ye kadar devam ediyor. Yabancı özel liselerde ve Türk liselerinde birinci dönem bitti. Ön kayıtta kesin kayıtlar yapıldı. Şimdi okullar boş kontenjanlarını da açıklamaya başladılar. Yarın yedek kayıtlar olacak. Acaba yedek lisesinde neredesiniz? Nasıl davranmanız gerekiyor? Bunları konuşacağız. Tabii ki kiminle konuşacağız? Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülen bizlerle birlikte olacak. Görüşürüz diyorum 21'de. Hoşçakalın. Teşekkürler tekrar Haluk Bey. Ben teşekkür ederim.